Kullanılan maddelerin toplam kütlesinin 120 gram olduğu kapalı bir kapta gerçekleşen yukarıdaki tepkimeye göz önünde bulundurarak Zehra, Necdet ve Engin gerekli açıklamalarla birlikte grafikleri çizmişler. Buna göre öğrencilerden hangilerinin yaptığı açıklamalar ile çizdiği grafikler uyumludur. Zehra, ben tepkimeye giren maddelerden yalnızca biri için tepkime öncesinde ve sonrasında kütle değişim grafiği çizdim. Evet, 40 gramken yalnızca biri atıyorum x 40 gram olarak girmiş ama 30 gramı kullanılmış, 10 gramı artmış. Doğru olabilir. Necdet, ben tepkimeden çıkan maddeler için tepkime öncesinde ve sonrasında kütle değişim grafiği çizdim. Tepkimenin başında 120 gram ancak tepkime sonunda 40 gram olmuş. Yanlış. Çünkü kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunur. Yine 120 gram madde oluşması gerekmeliydi tepkime sonrasında. O yüzden Necdet yanlıştır. Engin, ben tepkimeden çıkan maddelerden yalnızca biri için tepkime öncesinde ve sonrasında kütle değişim grafiği çizdim. Evet, tepkime sonrasında madde 35 grama çıkmış olabilir. Engin'in de ifadesi doğru olduğu için cevap Zehra ve Engin olacaktır. Bir bölümü gösterilen periyodik tablodaki bazı elementlerin özellikleri aşağıda verilmiştir. Sadece sodyum, alüminyum, helyum ve oksijen ile ilgili verilen bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Sodyum, parlak, hafif, yumuşak bir elementtir. Elektriği iletir, oda koşullarında katı halde bulunur. Alüminyum, yumuşak, hafif bir elementtir. Mant, gümüşümsü renktedir. Elektriği iletir, oda koşullarında katı halde bulunur. Helyum, renksiz, kokusuz, oda koşullarında gaz halinde bir elementtir. Elektriği iletmez. Oksijen, çok soluk mavi renkte, kokusuz ve oda koşullarında gaz halinde bir elementtir. Elektriği iletmez. Bize sodyumu, alüminyumu, oksijeni ve helyumu vermiş. A. Aynı periyotta bulunan elementlerden fiziksel özellikleri benzer olanlar olabilir. Bakalım, aynı periyotta bulunan burada sodyum ve alüminyum var. Sodyum ve alüminyum da benzer fiziksel özelliğe sahipler mi? İkisi de oda koşullarında katı halde bulunmaları. Bu fiziksel özellik bakımından benzer olanların olduğunu gösterir. Bu ifade doğrudur. B. Farklı gruplarda bulunan elementlerden fiziksel özellikleri benzer olanlar olabilir. Baktığımız zaman helyum ve oksijen ikisi de gaz halinde bulunuyor. Farklı gruptalar. O yüzden bu ifade de doğrudur. C. Aynı periyotta bulunan elementler benzer kimyasal özelliklere sahip olabilirler. Baktığımız zaman aynı periyotta bulunan elementlerde benzer kimyasal özelliklere sahip bulunabilir diye bir ifade bulamayız. Bir kalsın. D. Farklı gruplarda bulunan elementler farklı özelliklere sahip olabilir. Farklı gruplarda bulunan elementler baktığımda farklı özelliklere sahip midir? Mesela sodyumu ele alalım. Sodyum parlak, hafif, yumuşak bir element. Helyum renksiz, kokusuz, oda koşullarında gaz bir element. Biri katı element. Hani farklılıkları buradan görebiliriz. Ya da oksijeni aldığımızda o da gaz halde. Farklı özelliklere sahip olduğunu buradan da görebiliyoruz. Bunu da alabiliriz. Bu nedenle cevabımız C seçeneği olacaktır. Sembolleri yerine harfler kullanılan K, L, M, N ve T elementleri periyodik tablodaki yerleri ile ilgili verilen ipuçları aşağıdaki gibidir. Yukarıdaki ipuçlarına göre K, L, M, N ve T elementlerinin periyodik tablodaki yeri seçeneklerin hangisine doğru verilmiştir? K, L elementi ile birlikte 3. periyot elementidir. K ile L 3. periyotta olacak. Bakalım 1, 2, 3. periyotta K ile L var. Bu olabilir. Birinci şık olarak. Bakalım burada 1, 2, 3 K ile L yine aynı periyottalar. Burada K ile L yine aynı 3. periyottalar. Burada 4. periyottalar. O yüzden D şıkkımızı eledik. L, M elementi ile birlikte halojen grubun elementidir. Halojen dediğimiz grup 7A grubudur. Yani L ile M 7A grubunda olacak. L ile M 7A grubunda bu olabilir. Burada da 7A grubunda olabilir ama burada 7A grubunda K ile N var. Bu olamaz. Bir şıkkımız daha eledik. N, K elementi ile birlikte aynı grubun elementidir. N ile K aynı grupta bulunacak. N ile K 2A grubu olabilir. N ile K 1A grubu olabilir. T
elementi ile birlikte aynı periyodun elementidir. TlNe de aynı periyotta bulunacak. 1, 2 de ikisi de baktığımızda. TlNe birinci periyot elementi, burası da olabilir. Bu da gitti. Ne ait olduğu element grubunda farklı özellikler taşıyan bir elementtir. Şimdi burada baktığımızda eğer ait olduğu element grubunda farklı özellik diyorsa bizim bu şartımızı sağlayan sadece hidrojen var. Hidrojen de 1A grubunun birinci elementiydi. Yani birinci periyot 1A grubu elementiydi. İstisnai bir durumdu. O yüzden neyi ben 1A grubunda alabileceğim? Sadece B seçeneği vardır. Bu nedenle cevabımız B seçeneği olacaktır. Asit yağmurları 1852 yılında keşfedildiği halde 1960'ların sonuna kadar bu olgu hakkında geniş çaplı gözlem ve araştırma yapılmamıştır. Ta ki bilim insanları nehirlerdeki ve göllerdeki asitlik artışını ve büyük sanayi bölgelerinin çevresindeki bitkilerde meydana gelen tahribatı gözlemleyene kadar normal yağmur suyu havadaki karbondioksit gazıyla etkileşime girerek pH'i 5,5-5,6 arasında değişen asidik özellikteki bir sudur. Artan nüfus, fosil yakıt kullanımı, endüstriyel faaliyetler sonucu açığa çıkan kükürt dioksit ve azot dioksit gazları yağmur suyunun asidik özelliğini artırarak ormanların tahrip olmasına sebep olmaktadır. Araştırmalar asit yağmurlarının sadece sanayi bölgelerinde değil bu bölgelerin uzağında bulunan ormanlık alanlarda da görüldüğünü tespit etmişlerdir. Bu duruma rüzgarların sebep olacağı düşünülmektedir. Verilen metinle ilgili hangisi yanlıştır? Endüstriyel faaliyetlerin ve fosil yakıtların kullanımının kontrol altına alınması asit yağmurlarını azaltabilir, doğrudur. Bir bölgenin tek başına asit yağmurları için tüm önlemleri almış olması yeterli değildir. Tüm bölgelerde bazı önlemler alınması gerekmektedir. Kükürt dioksit ve azot dioksit gazlarının fazla salınımı yağmurların pH'ini artırarak asit yağmurlarına sebep olmalıdır. Hayır, yanlıştır. Asit yağmurları ilk tespit edildiğinde gerekli önlem gösterilmemiştir. Evet, 1852 yılında keşfedilmiş ama 1960'ların sonuna kadar herhangi bir işlem yapılmamış. Bu yüzden cevap C şıkkıdır.